Murat. İyi günler Havva Hanım. Yusuf Bey'imin selamı var. Size bir şey gönderdi ama içeri getiremedim. Dışarı gelir misiniz? Tamam. Şunu bırakayım üstüme bir şey alayım. Şimdi bu gerçekten. Evet. Yusuf Bey'im bir de bunu gönderdi size. Sağ ol. Hayırlı olsun. Ben gideyim artık. Her şeyim. Sana söz veriyorum, bundan sonra sana kendimden bile çok güveneceğim. Çünkü o gece dediğim gibi sen hayatımdaki en nuru, en saf, en gerçek insansın. Gözlerinden döktüğüm yaşlar için özür dilerim. Affet beni Bahar Gözlü. Marketin yeri çok güzel, çok uygun seçilmiş. Yalnız şirket için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. İş kollarınız arttıkça çalışan eleman sayınız da çoğalmış. Bina çok güzel. Tamam, yöresel yapısı çok otantik ama... Burayla aynı özelliklere sahip başka bir yere taşınılması daha akıllıca olur bence. Haklısın Badeciğim. Zaten burada her şeyi alt alta üst üste sığamıyoruz artık. Aslında ben Hancıoğlu adına yakışır bir yer buldum bile. Şayet görmek isterseniz uygun bir zamanda gider bakarız. Vallahi sen marketin işlerinden sonra şirketin işlerini de yoluna sokacaksın ha. Sanırım siz bu fikre pek sıcak bakmadınız. Yok, amcaoğlunun kendi burada ama aklı nişanlısında. Kusura bakmayın. Aşkın kusuru mu olur Yusuf'um? Ama gönlünü alacaksın merak etme. Araba güzel bir hediye oldu. Bence kesin arayacak. Badeciğim sen Yusuf'un nişanlısıyla tanıştın mı? Hayır ama çok isterim. Tanışırsınız, tanışırsınız. Ben izninizi isteyeyim. Tamam, müsaadesin. Ben de çıkayım amcaoğlu. Tamam. Ama Yusuf'un biraz burnu sürtüyorsun. Öyle kendini sana affettirmek için yollarına gül döksün kız. Murat, Havva'nın hediyesini verdin mi? Verdim beyim. Tamam, sağ ol. Yusuf Bey. Hazırsan çıkalım mı diyecektim.
Aslında benim birkaç işim var. İsterseniz siz beni beklemeyin. Olmaz. Annem evden çıkarken tembihledi. Yalnız gidersem kızar bana şimdi. Tamam o zaman. Bana birkaç dakika verirseniz eğer ben hemen toparlanırım. Tamam, toparlan bakalım. Alo efendim. Havva yenge. Benim Mehmet. Efendim Mehmet. Yusuf bugün olanları anlattı. Çok üzüldüm. Ama inan Yusuf da çok pişman. Ne işle ne güçle ilgilendi. Bütün gün gözünü telefondan ayırmadı. Anladım Mehmet. Kırıldığının farkındayım Havva. Ama Yusuf'u tanırım. Karşısındakine adım adım yaklaşır. Karşısındakinden bir cevap alamayınca da bir anda vazgeçer. İşte o zaman size çok yazık olur. Neden bunları söylüyorsun anlamadım ben şimdi. Akşam evde yemek var. Yeni işletme müdürümüz Bade Hanım da katılacak. İstersen sen de gel. Hem kırgınlığınızı halledersiniz Yusuf'la hem de yalnız bırakmamış olursun. Benim hiç keyfim yok Mehmet. Size afiyet olsun şimdiden. Sen bilirsin yenge. Ama dediğim gibi Yusuf böyle şeylerin uzamasından hiç hoşlanmaz. Hem Bade çok tatlı bir kız. Danışman hayrına olur. Sağ ol Mehmet, teşekkür ederim. Hoşça kal. Eh be güzel kızım, vallahi çok özlemişim. Yani Bade, eğer bu iş olmasaydı demek ki hiç görüşemeyecektik. Çok haklısın Samiyet teyzeciğim. İnanın insan bir telaşın peşinde koşarken zaman nasıl geçiyor anlamıyor. Gençler için zaman tabii çok çabuk geçiyordur. Ha? Gel sen onu bir de bana sor. Onun için biraz arayın diyorum, sorun diyorum. Ha? Hadi siz içeri geçin. Ne oluyor Allah aşkına bir tanem? Gene karartmışsın yüzünü. Aklım havaya takılıyor anne. Ah be ya. Azıcık zamana bırak. Bak ne güzel bir masa hazırladım içeride. Ha? Azıcık yersin, içersin. Dinlenirsin. Kafan boşalır bir tane. Ay vallahi öldüreceksiniz siz beni ayol. Vallahi. Ay ölümüm sizin elinizden olacak yani. Hadi gel, hadi gel. Hadi bir tane, hadi gel. Selamünaleyküm, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi malzeme almışsınız, faturasını getirdim. Hemen mi ödememiz lazım bunu? İlk taksini hemen öderseniz. Ne kadardı? 150 TL abicim. Kusura bakma ben bugün beklemiyordum, böyle hazırlıksız oldu. Buyur. Canın sağ olsun. Hadi iyi akşamlar. Havva Hanım'a arabalar alınsın. Biz burada Meteli'ye kurşun atalım anasını satayım. Ay vallahi ne kadar iyi ettik bu geceyi yapmakla değil mi? Hadi. Hadi sağlığınıza. Badeciğim sen de hoş geldin bir tane. Hoş bulduk. Ben de çok özlemişim sofra sohbetlerini. Artık sık sık yaparız yengeciğim. Tamam oğlum. Sık sık yaparız sen üzülme. Bade bir şey geldi aklıma. Senin sesin çok güzeldi. Ben öyle hatırlıyorum. Bilmem, şarkı söylemeyi severim ama. Ah! Hadi o zaman. Muhabbet bağına girdim bu gece. Açılmış gülleri derdim bu gece. Vuslatın çağına erdim bu gece. Muhabbet doyulmaz bir pınar imiş. Sağlığına kızım. Ararım, ararım. Kadın dakika kaybetmeden işe koyuldu ya.
Niye geldin kız? Dayanamadım teyze. Sabredemedim. Bak içeride herkesin keyfi yerinde, ben evde sancı çekiyorum. Kız Yusuf'un da keyfi yok. Aklı hep sende. Az sabret. Sabaha kalmaz kapılarına düşecek. Ya hala sabret diyor. Sabredemiyorum diyorum. Bak arabayı gönderdi, mektup da yazdı. Ama şimdi de aileme dalmış. Biraz daha uzatırsam ayağıma dolanacak bu naz benim. İyi tamam. Madem öyle gir. Gir ama surat sallama. Madem geldin adama yüzün gülsün biraz. Olmaz teyze, sen git. Çağır o gelsin. Burada barışalım, öyle girelim içeri. Hem ben şimdi öyle girersem o ne yapacağını bilemez. Hadi. Akıllısın Vesselam. Oğlandan arayı ısıt. Ondan sonra el ele gir milletin içine. Eyvallah. Ararım seni her yerde. Sorarım ıssız gecelerde. Sevgilim nerede? Ararım. Ararım seni her yerde. Aşkım. Niye sen getirmedin arabayı? Niye Murat'la geldi? Yapamadım, seni kırdım ya. Bahar gözlerine nasıl bakacağımı bilemedim. Ama iyi ki de sen geldin. He? Sensiz nefes alabileceğimi bilsem... bir nefes alabilsem... belki gelmezdim. Misafirlerine ayıp olacak. Hadi içeri girelim. Dur şimdi. Zaten bizim müdüre kız var. Sabırsızlanacak bir şey yok yani. Hem sen gelsene, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Özledim seni. Yusuf dur. Biri görecek şimdi. Kim görürse görsün. Bak bunu parmağından çıkarma demiştim. Sen de beni kızdırma o zaman. Yusuf, dur. Şimdi biri gelecek. Özledim. Sen özlemedin mi? Özledim. Şimdi biri gelecek kapıyı açmaya. Tamam, ben şarap almaya gideyim. Mahsene sen kapıyı aç. İyi akşamlar.